Bir süredir organize suç örgütü lideri olmaktan daha önce hüküm giymiş Sedat Peker'in sosyal medyadan, YouTube'dan çeşitli açıklamaları var, iddiaları var. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı işte bu iddialarla ilgili konuştu. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Aykut Türel karşımızda, Haber Global editörü ve bize Soylu'nun neler söylediğini aktaracak. Evet, Aykut seni dinliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddiaların araştırılması talebiyle bir başvuruda bulundu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına dair hemen avukatı aracılığıyla vermiş olduğu dilekçenin detaylarını aktaralım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı olan avukatının ifadeleri tabii ki. İçişleri Bakanı olan müvekkilimin bilgisi dahilinde yapılan bu operasyon sonrası organize suç örgütü lideri özellikle müvekkilimin kendisiyle ilgili açıklamalar yapmasından sonra müvekkilim hakkında da gerçeğe aykırı tamamen algı yaratmaya yönelik uydurma içerikli video yayınladı. Söz konusu videoların içeriği incelendiğinde müvekkilimin ile ilgili daha önce de kötü niyetli çevrelerce dile getirilen dedikodu niteliğinde hususlar ile birlikte uydurma hikayelerle iftira ve hakaretlerde bulunulduğu kolaylıkla tespit edilebilecektir ifadeleri kullanılıyor. Aynı zamanda başvuru dilekçesinde Sedat Peker'in 20 Mayıs 2020'de yayınladığı videoya işaret ediliyor. FETÖ üyelerinin dile getirdiği bazı iddiaların yine bazı kesimlerce yapılan dedikoduların asılsız olduğu, Sayın İçişleri Bakanı beni kaçırmış, bakan ile hayatında bir kere yan yana gelmedik veya hiçbir özel dostluğu gerektirecek bir durum olmadı, tanımıyorum diyerek yalanlamışken kendisine ve örgüt üyelerine yapılan operasyon sonrası bu kez daha önce yalanladığı iddiaları, dedikoduları kendisinin söylemesi basit bir çelişki değil. Videonun operasyonel amaçlarla yayınlatıldığını ortaya çıkaran önemli bir durumdur ifadelerine yer veriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı aracılığıyla vermiş olduğu dilekçenin son kısmında ise Peker ile beraber hareket edenlerin tüm iletişim ve irtibatlarının tespit edilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması istenerek belirtilen nedenlerden müvekkilim hakkındaki gerçeğe aykırı tüm iddialar ile ilgili araştırma yapılmasını, şüpheli hakkında da bu gerçeğe aykırı iddialarda yer alan hakaret iftiralarla ilgili gerekli soruşturmanın yapılmasını, soruşturma tedbirlerinin uygulanması suretiyle özetle bir ceza davası açılması talep ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı aracılığıyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin vermiş olduğu dilekçede. Çok teşekkürler. Soylu'nun bu başvurusuyla ilgili detayları aktardı bize Aykut Türel.